Bugün 18 Nisan 2024 Perşembe. Hoş geldiniz. Değerli dostlar, iddia değil kanıtlı. Bırakın Yunanistan'ı, pek çok Avrupa ülkesi Türkiye'den ucuz. Evet, Londra, Paris, Roma, Barcelona gibi kentlerdeki fiyatlar İstanbul'dan fazla değil. Tayyip Erdoğan'ın atadığı Topkapı Üniversitesi Rektörü Profesör Emre Alkin bile dün dayanamadı, şunu söyledi. Artık bırakın yemeği içmeyi, gömlek ve spor ayakkabı bile Avrupa'da daha ucuz. Oysa Türkiye'de ücretler Avrupa'dan 5 misli, 6 misli daha azdır. Mesela emekli maaşı Hollanda'da 2003 euro, Belçika'da 1717 euro, İtalya'da 1582 euro, Almanya'da 1552 euro, Fransa'da 1485 euro, İspanya'da 1417 eurodur. Türkiye'de ise sadece 237 euro. Evet, Avrupalı emekliler Türk emeklilerden 6 misli daha fazla maaş alırken fiyatlar eşit, hatta Avrupa daha ucuz. Asgari ücretteki tablo da bundan farklı değil. Niye böyle derseniz, bütün dünyada gıda fiyatları yükselirken Türkiye'de gıda fiyatları üstelik TÜİK rakamlarıyla %71 artmış durumda. Bir başka istatistik aktarayım. Dünyanın en aç sefil ülkeleri sıralamasında Türkiye maalesef Sudan, Suriye, Lübnan ve Arjantin gibi batık, bitik ülkelerle beraber. Düşünün, Angola bizden iyi, Zimbabwe bizden iyi, Demokratik Kongo Cumhuriyeti bizden iyi. Bir ara enflasyonu %5000 olan Venezuela da bizden iyi. Bırakın onları, 6 aydır savaşta olan Filistin bile bizden iyi. Aktardıkları masal martaval değil, uluslararası rapor. İstakoz olayı işte bu faciaya tepki, yani dışa vurumdur. AKP ve Tayyip Erdoğan'la nereden nereye gelmişiz görüyorsunuz. Durmuş Yılmaz'ı bilenleriniz çoktur. Türkiye'nin en değerli iktisatçılarındandır ve uzun süre Merkez Bankası Başkanlığı yaptı. Dün dedi ki, Türkiye yanlış ekonomi yönetiminin bedelini ödüyor ve daha uzun bir süre bu bedeli ödeyecek. Yine dedi ki, bu yıkımın sorumlusu iktisat bilimine ihanet eden NAS, yani faiz politikasıdır. Dedi ki, Merkez Bankası'nda hiç kullanılmaması gereken ihtiyat akçelerini harcadılar, yetinmediler. 128 milyar doları savurdular, yetinmediler. Buna bir de NAS diyerek yanlış faiz politikasını eklediler ve Türkiye'yi çıkmaza soktular. Durmuş Yılmaz'a göre kur korumalı mevduattaki bir yıllık zarar söylendiği gibi 818 milyar lira değil, hazine ve stopajı ilave edersek 1,5 trilyonmuş. Tayyip Erdoğan ekonomi yönetimini Durmuş Yılmaz gibi ömrünü devlete ve de Merkez Bankası'na veren gerçek uzmanlara değil, damadı Berat'la siyasal İslamcı kadrolara teslim etti. Ve onların gazlamalarıyla NAS ekonomisini bütün dünyaya ispatlamak için Türkiye'yi kobay, yani deney tahtası yaptı. Israrlı uyarılara karşı, NAS varken size bize ne oluyor, ben ekonomistim dedi. Amiyane tabirle sonuç, yani cenaze ortada. Bu arada şunu da söyleyeyim. Söz verildiği gibi ne emeklilere ne de asgari ücretlilere zam yapılmayacak. Emeklileri kandırmak için emeklilere indirim misali emeklilik kartı gibi şeyler uydurulacak. İyi de bu Tayyip Erdoğan değil miydi? Seçimden 2 gün önce Temmuz ayında emekliler için gerekeni yapacağı sözünü veren, devletin başı yani Cumhurbaşkanı verdiği sözden cayamaz, cayarsa bundan böyle Cumhurbaşkanı olarak verilen hiçbir sözün anlamı olmaz ve devletin inandırıcılığı kalmaz.
Değerli izleyenlerim, vahim husus yarınlara dönüp bir umudun da olmaması. Düşünün, an itibarıyla tek kurtarıcı olarak bakılan Tayyip Erdoğan'ın kısa süre önce yolsuzlukla suçladığı Mehmet Şimşek'tir. Şimşek'ten aylardır dışarıdan para bulur getirir diye beklendi. Lakin 9 ay oldu, ciddi bir giriş yok. Zira Türkiye'ye batık ülke olarak bakıyorlar. Epeydir ekonomide yapılan tek şey doları tutmaktır. Bunun için sürekli olarak kamu bankaları elde avuçta olanı piyasaya veriyor. Faiz %8,5'tan %50'ye çıkarıldı. Ancak enflasyona hiçbir katkısı yok. Çünkü faiz oranı enflasyonun altında. Bütçe açığı ise sadece 3 ayda 500 milyar lira ki bu şekilde devam etmek mümkün değil. Ankara'daki dedikodu önce kur korumalı mevduat hesaplarının Türk lirasına çevrileceği, ardından bankadan döviz çekmeye limit konulacağıdır. Bu arada bastırılan döviz fiyatları ihracatçılarla turizmcileri de ayağa kaldırdı. İki sektör Mehmet Şimşek'e batarız deyince Şimşek de onlara gidin bunu Sayın Cumhurbaşkanı'na anlatın ben etkili olamıyorum demiş. Tek umut Mayıs ayında Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı ile yapılacak görüşme. Tayyip Erdoğan Joe Biden'dan para kanallarının açılmasını talep edecek. Türkiye'nin zorda olduğunu bilen Biden da yeşil ışık yakma karşılığında siyasi tavizleri isteyecek. Bu şekilde para alan emir alır, hükmü bir kere daha kanıtlanacak. Ekonomideki enkaz tahminlerin ötesindedir. İşte AKP'den CHP'ye geçen belediyelerin borçları ortadadır. Bırakın Denizli gibi illeri, ilçe belediyeleri bile borca gömüldü. Abartı yok, bilanço yani zarar ne kadar o bile bilinmiyor. Bu yönetim şekli devletin cemaatler gibi yönetilmesidir. Malum cemaat şeyhlerinin sözü müritleri için kanundur. Şeyhe olumsuz hiçbir şey söylenmez. Söyleyen hain ve kafir olur. AKP'nin ülke yönetim tarzı da biraz bunu andırıyor. Zira tek adam rejiminde Tayyip Erdoğan'a hiç kimse etki edemiyor ve edemedi. Aforoz edilme korkusuyla kimse bu yapılan yanlış diyemedi diyemiyor. Binali Yıldırım medya önünde anlatmıştı hatırlayacaksınız. Cumhurbaşkanı hiç kimseyi dinlemez, sadece İsmail Kahraman'ı dinler ama onu da sadece 5 dakika dinler demişti. Yönetim metodu böyle olunca da sonuç bu oluyor. Tarikat ve cemaatlerden benzer bir örnek var. Mehmet Yazar Sabah gazetesinde yazmıştı. Bir gün İhlas Holding patronu Enver Ören'e sormuş. Sayın Ören, bir anda ünlü iş adamı oldunuz. Nedir bu başarınızın sırrı? Enver Ören, işin sırrı hiç itiraz etmeyen, her dediğime peki diyen personelle çalışmaktır demiş. Ören bu sözden bir sene sonra iflas etti. O iflas sürecinde ben de Enver Ören'e gidişatı nasıl görmediniz diye sormuştum. Arkadaşlar Enver abi üzülmesin diye borçları ve gerçek tabloyu söylemeyip benden gizlediler karşılığını vermişti. Şimdi diyeceksiniz ki İhlas Holding batmadı. Hayır battı da AKP iktidarı üstünü örtüyor. İhlas Finans Kurumu'nun onlarca bin kişiden topladığı resmi rakamla 750 milyon dolar ortada yok, kortumlandı. Bu örnekten hareketle yoksa Tayyip Erdoğan da Merkez Bankası'ndan 128 milyar dolarlar ihtiyat akçeleri uçup giderken haberi mi olmadı, neden müdahale etmedi diyorum. Damat Berat'ı görevinden alıp hala affetmemesi yoksa bundan mı? O veya başka bir şey sonuç Tayyip Erdoğan'a yazar. Zira 22 yıldır Türkiye'yi tek başına o yönetiyor. Bu arada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
kamuda tasarruf dedi. Ancak bunun yolu tebliğ ile olmaz, tebliğ yayınlamakla olmaz ki bu zaten 8 ay önce de yapılmıştı. Gerekli olan eylemli tavırdır ki işte ekonomisi zorda olan Arjantin'in Cumhurbaşkanı Davos toplantısına tarifeli uçakla gitmişti. Tayyip Erdoğan da lüks, şatafat, istakoz eşittir itibar demek değilmiş diyerek hangarındaki uçaklardan birkaçını satmalı, birkaç sarayı kapatmalı, kamudaki araç sayısını da 180 binden Almanya'da olduğu gibi 55 binlere indirmelidir. Keza mesaj verme adına külliyenin masraflarını da yarı yarıya kısmalıdır. Bunlar yapılmazsa tasarruf olmaz çünkü herkes Tayyip Erdoğan'ı örnek alıyor. Değerli takipçilerim, iktidarın anayasa oyununa da aman dikkat diyorum. İlk işareti Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş vermişti ve 1921 Anayasası'nı referans göstermişti. Burada hedeflenen Kılıçdaroğlu sayesinde meclise giren Deva, Gelecek, Saadet Partililerle Dem Partilileri avlamaktı. Malum onlar da 1921 Anayasası benzeri yeni bir anayasa istiyorlar. 1921 Anayasası 1924'teki Atatürk ve Cumhuriyet Anayasası'yla taban tabana zıt. Çünkü 1921 Anayasası'nda Türk milleti tanımı yoktur, laiklik yoktur, devletin rejimi açıkça belirtilmemiştir, Atatürk ilkeleri yoktur, devletin başkenti Ankara değildir, devletin resmi dili Türkçe değildir, güçler ayrılığı yoktur, yargı organları yoktur, temel hak ve özgürlükler yoktur, kadınların siyasal hakları yoktur, üniter bütünlük ve ulus devlet, milli devlet yoktur. Öyleyken Numan Kurtulmuş bu anayasayı dillendirdi. Zira Deva, Dem, Saadet ve Dem Partililerle yeterli sayıya erişebileceklerini düşündü. Devlet Bahçeli baktı, kendisi iktidarın dışında kalacak ve Sinan Ateş benzeri dosyalardan hesap verecek, hemen harekete geçti. Kıyametler kopardı, Meral Akşener'e arka çıktı. Çünkü İyi Parti'nin 38 milletvekili var. Akşener de bu talebe aylar önce olumlu karşılık vermiş ki İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın bunu gizli olarak Anayasa Komitesi oluşturuldu diyerek ortaya koydu. Aradan 3 gün geçti. Akşener bu konuda suskun, yani böyle bir şey yok demedi diyemiyor. İktidar ve Tayyip Erdoğan için esas olan anayasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanı seçilme oy oranını %50 artı birden %40 artı bire çekmek ve de iki kere seçilme şartını kaldırmak. Erdoğan'ın bunu hedefleme sebebi de bir daha asla %50 artı bir oya ulaşamayacağını bilmesi. Tayyip Erdoğan %40 olayını önceki gün kendisi de ifade etti. Burada altı çizilmesi gereken husus, AKP'nin %40 artı biri kabul ettirmek için 1921 Anayasası'nı kabul etmesi ki Numan Kurtulmuş böyle bir şeyi Tayyip Erdoğan sormadan ağzına bile alamaz. Bu durumda bunun okuması, bunun yorumu, anlamı Erdoğan'ın 2028'de yeniden Cumhurbaşkanı olabilmek için Türkçenin resmi dil olmasından vazgeçmesi değil mi? Ankara'nın başkent olarak kalmasından vazgeçmesi değil mi? Türk milleti kavramından, laiklikten, milli üniter devletten vazgeçmesi değil mi? Güçler ayrılığından vazgeçmesi değil mi? Kadınlara siyasal hakların verilmesinden vazgeçmesi değil mi? Hayır, öyle değilse Numan Kurtulmuş'un ettiği o sözler nedir ve Tayyip Erdoğan niçin o sözlere itiraz etmedi? Ne yani Tayyip Erdoğan koltuğum gitmesin diye bu korkunç şeylere rıza mı gösteriyor, gösterecek? Tam bu noktada Erdoğan'a yumuşama mesajları veren
Özgür Özel'i de uyarıyorum. 1924 Anayasası'ndan milim taviz verirse Cumhuriyet Halk Partililer onu sokağa bile çıkarmaz ki böyle bir şey yapacak kadar aklını yitirdiğini düşünmüyorum. Türkiye'nin acil sorunu anayasa filan değil, enflasyondur, fakirliktir, işsizliktir, yoksulluktur. Noktalarken lütfen videomu paylaşın ve beğenin. Bunun size maddi manevi hiçbir külfeti yok.